Sayın Cumhurbaşkanım, çok değerli misafirler, and içme törenimize hoş geldiniz diyor. Hepinizi enişten duygularımla, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle Anayasa Mahkemesi üyeliğine Danıştay kontenjanından seçilen ve bugün yemin edecek olan yeni üyemiz Yılmaz Akçil'i tebrik ediyorum. Üyeliğinin şahsına, ailesine, mahkememize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu törenin benim için ayrı bir önemi olduğunu da ifade etmek istiyorum. Sayın Akçil, burada bu salonda cübbesini giydireceğim. Son üyemiz. Dolayısıyla ettiğimiz yemine, giydiğimiz cübbeye ve göreve dair görüşlerimi bugün son kez sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bilindiği üzere Anayasa Mahkemesi üyeleri olarak göreve başlarken anayasayı ve temel hak ve hürriyetleri koruyacağımıza, görevimizi sadece vicdanımızın emrine uyarak yerine getireceğimize büyük Türk milleti önünde söz veriyoruz. Verilen sözün tutulması anlamına gelen ahde vefa, toplum ve devlet hayatı için vazgeçilmez önemi haiz ahlaki ve hukuki bir ilkedir. Ahde vefa ilkesinin yaşanan ters dalgalarla zedelendiğini görüyoruz. Öldürmeyeceksin emrine muhatap olanlar hiçbir ilke ve değer tanımadan aylardır çocuk, kadın ve masum on binlerce insanı katlediyorlar. Dahası katlettiklerini insan değil, insansı yaratıklar olarak tanımlayarak yaptıklarını meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Dünyanın her yerine yayılan akıl ve vicdan bu marazi zihniyetin ıslahı ancak ahlaka ve adalete dönüşle mümkündür. Bu bağlamda 2000 yıl önce yazılan Kelile ve Dimne'de filozof Beydeba, bugün de geçerli olan şu tavsiyede bulunuyor. Kendine yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapma. Adalet ancak böyle sağlanır. Üstelik adalet hem Allah'ın rızasını kazandırır hem de insanları memnun eder. Adaletin sembollerinden biri hiç kuşkusuz hakimlik görevine başlarken giyilen cübbedir. Gerçekten adaleti ve onun omuzlarımıza yüklediği ağır sorumluluğu temsil etmektedir. İnsanlar o cübbenin önünde adaletin tecelli edeceğine, haksızlığın giderileceğine ve uyuşmazlıkların kavgasız bir şekilde çözüme kavuşturulacağına inanırlar. Tam da bu nedenle büyük düşünür Mevlana, hakimin toplum için bir rahmet, adalet denizinden bir damla olduğunu söylemiştir. Sayın Cumhurbaşkanım, giydiğimiz cübbelerin anlam ve önemini ifade etmek için özellikle genç hakim ve savcılara anlattığım çok güzel bir kıssa var. Bize göre yaralı bir kuş Hazreti Süleyman'a gelerek kanadını bir dervişin kırdığını söyler. Dervişten şikayetçi olur. Hazreti Süleyman hemen dervişi çağırtır ve yargılamaya başlar. Derviş kendini şöyle savunur. Efendim, kuşu avlamak istedim. Önce kaçmadı, teslim olacağını düşünüp üzerine atladım. Bu esnada kanadı kırıldı. Hazreti Süleyman kuşa dönerek der ki, bak hata senin, yanına yaklaşmış, kaçmamışsın. Kaçmayınca da kanadın kırılmış. Müşteki kuş itiraz eder. Der ki, efendim avcı olsa hemen kaçardı. Derviş olmuş birinden bana zarar gelmez diye düşündüm. Hazreti Süleyman bu sözleri haklı bulur ve ceza olarak dervişin kolunun kırılmasına karar verir. Fakat yaralı kuş bu karara da itiraz eder ve der ki, efendim kolunu kırarsanız iyileşince yine aynı şeyi yapar. Siz en iyisi üzerindeki derviş hırkasını çıkarın ki benim gibi kuşlar bundan sonra aldanmasın. Yargı mensupları olarak bu kıssadan çıkaracağımız hisse bellidir. Üzerimizdeki cübbeler toplumun adalete güveninin sembolüdür.
Bu güveni sarsacak, aşındıracak davranışlardan kaçınmak da göreve yeminlere sadakatin, ahde vefanın bir gereğidir. Sayın Cumhurbaşkanım, anayasal adaleti tesis etmekle görevli olan Anayasa Mahkemesi, norm denetimi ve bireysel başvuruda, özellikle son 10 yılda karşı karşıya kaldığı ağır sınamalardan başarıyla çıkabilmiştir. Mahkememiz, bir yandan kanunlaşan onlarca olağanüstü hal kanun hükmünde kararnamelerinin ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin denetiminde temel ilkeleri ve kriterleri ilk kez belirlemiş, kanunlaşan OHAL KHK'larının denetimini de tamamlamıştır. Bilhassa 2023 yılındaki çalışmayla 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ait tüm norm denetimi dosyaları tamamlanmıştır. Diğer yandan da Anayasa Mahkemesi bireysel başvuruda ağır iş yükünü başarılı bir şekilde yöneterek anayasal hak ve özgürlüklerin korunmasına ilişkin standartları ortaya koymuş ve ortaya konulan standartları somut bireysel başvurulara uygulayarak çok sayıda karar vermiştir. Bu vesileyle bir kez daha ifade etmek isterim ki, bireysel başvuru Türk yargı tarihinin en büyük reformlarından biridir ve Türk hukukunun en büyük kazanımlarından biridir. Bu kurumun amacı görmek için 2010 yılında bu anayasa değişikliğinin gerekçesine ve o dönemde Anayasa Komisyonu raporuna bakılabilir. Bireysel başvurunun kabul edilmesindeki amaç, anayasa koyucunun ifadesiyle bireylerin sahip oldukları temel hak ve özgürlüklerin daha iyi korunmasını sağlamak ve bu suretle sorunu ülke sınırları içinde çözerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan başvuru sayısını azaltmaktır. Anayasa Mahkemesi, anayasa koyucunun ortaya koyduğu bu amaçlar doğrultusunda hak eksenli bir yaklaşımla anayasayı yorumlamış, verdiği kararlarla birleşmiş birçok hukuki meselenin çözümüne katkı sağlamıştır. Bu kapsamda bazı örnekler vermek gerekirse, başörtüsü kullandığı için duruşma salonundan çıkarılan avukatın, üniversiteden atılan öğrencinin ve işine son verilen devlet memurunun başvurularında mahkememiz ihlal sonucuna ulaşmıştır. Anayasa Mahkemesi bu kararlarda çok önemli ilkesel tespitler yapmıştır. Başörtüsünü yasaklayan bir kanuni düzenleme bulunmadığını, ayrıca bu yasağın gerekçesi olarak gösterilen mahkeme kararlarının da öngörülen kanunilik şartını sağlamadığını açıkça ifade ederek ihlal kararları vermiştir. Benzer gerekçelerle azınlık cemaatlerinin dini liderlerinin seçimine müdahale edilmesi de din ve vicdan özgürlüğünün ihlali olarak sonuçlandırılmıştır. Belirtmek gerekir ki Anayasa Mahkemesi yaşama hakkından ifade özgürlüğüne, mülkiyet hakkından örgütlenme özgürlüğüne kadar bireysel başvuru kapsamındaki tüm hak ve özgürlüklerle ilgili olarak yüz binlerce karar vermiş, bunu yaparken de başvurucunun kimliğine, bu bağlamda aralarında ağır cezalara mahkum edilmiş ve cezaları kesinleşmiş olanların da bulunduğu, hemen her siyasi görüşten milletvekilinin ve siyasetçinin hak ihlali iddiaları incelenmiş, bunların bir kısmında ihlale hükmedilmiştir. Aynı şekilde mahkememiz, farklı görüşlerden yayın kuruluşu, gazeteci veya yazarın yaptığı başvurularda ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine karar vermiştir. Kısacası Anayasa Mahkemesi, toplumun her kesiminden yapılan başvuruları özenle incelemekte ve karara bağlamakta. Tüm bu kararlarla birlikte anayasa koyucunun öngördüğü gibi bireysel başvurunun sorunu ülkemizin hukuk düzeni içinde çözme işlevi önemli ölçüde yerine getirilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanım, bireysel başvuruyla ilgili olarak yanlış anlaşılan bazı hususları bu vesileyle bir kez daha ifade etmek istiyorum. İlk olarak, Anayasa Mahkemesi, anayasa şikayeti olarak da anılan bireysel başvuruda temyiz incelemesi değil, anayasaya uygunluk denetimi yapmaktadır. Bu anlamda norm denetiminde olduğu gibi
Bireysel başvuruda da Anayasa Mahkemesi'nin baktığı herhangi bir anayasal hak veya özgürlüğün ihlal edilip edilmediği hususudur. Ancak norm denetiminden farklı olarak bireysel başvuruda normların yorumu ve uygulanması sonucu tesis edilen kamu gücü işlemlerinin anayasallık denetimi yapılmaktadır. Bu şekilde yapılan anayasallık denetiminin de kanun yolu denetiminden farklı olduğu açıktır. Diğer yandan norm denetiminde olduğu gibi bireysel başvuruda da Anayasa Mahkemesi önündeki bireysel başvuru yoluyla getirilen anayasal uyuşmazlığı anayasanın hükümlerini yorumlamak ve uygulamak suretiyle karara bağlamaktadır. Kuşkusuz bireysel başvuru sürecinden önce temyiz mercileri dahil tüm mahkemeler anayasayı yorumlayabilmektedir. Bireysel başvuruya konu uyuşmazlıkla ilgili aşamalarda ilk derece mahkemesi, istinaflar, temyiz mercileri anayasayı yorumlamakla da yükümlüdürler esasen. Ancak anayasanın 148. maddesine göre bireysel başvuru olağan kanun yolları tüketildikten sonra yani kural olarak karar temyiz aşamasından geçip kesinleştikten sonra bireysel başvuru yoluyla Anayasa Mahkemesi'nin önüne gelebilmektedir. Kesinleşen bir karara karşı bireysel başvuru yapıldığında da artık anayasayı yorumlamak ve uygulamak konusunda nihai yetki Anayasa Mahkemesi'ne verilmiştir. Bu bağlamda temyizden geçerek kesinleşmiş yargı kararlarından sonra Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar ve yaptığı yorumdan sonra görüş farklılıklarının, yorum farklılıklarının bulunduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına uyulmamasının hiçbir anayasal ve yasal zemini yoktur, temeli yoktur. Son olarak bireysel başvurunun etkili olabilmesi ihlalin giderilmesine ve sonuçlarının ortadan kaldırılmasına bağlıdır. Bu sebeple Anayasa Mahkemesi ihlalin tespiti yanında bu ihlalin nasıl giderileceğini ve ihlalin sonuçlarının nasıl ortadan kaldırılacağını da göstermek zorundadır. Bu Anayasa Mahkemesi'ne anayasa ve kanunlarla yüklenen bir yükümlülüktür. İhlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması da kural olarak ihlal öncesi hale getirmeyi gerektirmektedir. Bunun yolu da ihlal şayet yargı kararından kaynaklanıyorsa bu yargı kararının ortadan kaldırılmasıyla sağlanabilir. Elbette Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını ve anayasa hükümlerine ilişkin yorumunu beğenmeyebilir, bunlara katılmayabiliriz. Ancak bir hukuk devletinde katılmasak da bu kararlara uyulması anayasal bir zorunluluktur. Nitekim anayasamızın 153. maddesine göre Anayasa Mahkemesi kararları kesin olup yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Esasen anayasada 153. madde diye bir madde olmasaydı da bu sonuç değişmeyecekti. Zira ihlal kararlarının icrası sadece anayasanın 153. maddesinin bir gereği değildir. Kararların uygulanması aynı zamanda ve her şeyden evvel anayasanın hepimizi bağlayan ve kullandığımız yetkilerin meşruiyetini sağlayan bir toplum sözleşmesi olmasının, bu sözleşmeye sadakat yükümlülüğünün ve ahde vefa ilkesinin zorunlu bir sonucudur. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklar, 12 yıllık görev süresinin sonuna yaklaşan bir Anayasa Mahkemesi üyesi olarak burada çalışma arkadaşlarıma karşı hayli birikmiş olan vefa borcumu ödemek istiyorum. Onlar tüm zorluklara ve olumsuzluklara rağmen görevlerine başlarken yaptıkları yemine vefa gereğince hak eksenli bir yaklaşımla anayasayı ve insanımızın temel haklarını koruma görevini en iyi şekilde yerine getirmenin gayret içinde oldular. Bu nedenle en zor şartlarda bile vakur duruşlarını bozmayan değerli başkan vekillerimize, üyelerimize, raportörlerimize ve tüm çalışma arkadaşlarıma en derin saygılarımı ve gönülden şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle Anayasa Mahkemesi'nden emekli olan mensuplarımızdan vefat edenlere Allah'tan rahmet, hayatta olanlara da sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum.
Ayrıca 2 gün önce 1. yılını geride bıraktığımız Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybeden kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize tekrar başsağlığı diliyorum. Yine 2 gün önce İstanbul'da Çağlayan Adliyesi'ne yönelik yaşanan terör saldırısını lanetliyor, adalet ve emniyet camiamıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, vatandaşımıza rahmet, yaralı polislerimize ve vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Sözlerimi tamamlarken bir süre önce görevi sona eren Anayasa Mahkemesi üyesi Muammer Topal'a ve yerine atanan Yılmaz Akçil'e yeni görevlerinde başarılar diliyorum.